Belki Islık sen... çalınca kendini... Aa, en sevdiğim şey. Belli eden anahtarlık. Ya sırf Hazal Kaya'dan dolayı izlemedim, biraz ön yargı be oğlum ya. Yani hani... Bence izle. Bu arada dün bir boşluğum oldu, şeyi izledim. Tavsiye ederim. Project Adam mı? Adam Project mi? The Adam ne, ne lan işte? O da yine böyle paralel evren mevren muhabbetleri ama çok tatlı. The Adam Project. Aynen. Dedim kesin kötü çıkacak film ama çok beğendim ben. Duygusallaştım bazı yerlerinde, bazı yerlerinde eğlendim. Güzel yani, izleyebilirsiniz. Yeni bir film. Gibi izledim mi? Yok, izlemedim hiç. Onu da çok önerdiler de izlemedim. Biraz sıktı. Ya bir yerde neyse spoiler vermeyeyim. Bir yerde beni de böyle bir hadi falan dedim, toparladı sonra hemen. Görüyor musun? Doluyor içi. Buna tutunca mor oluyor oğlum ışık. Baksana. Parmağımı feda ettim şu an. Çıktı çıktı. Bir de çok eski bir diziyi koymuşlar. Tabu mudur nedir? Ona bakmadım ama. Bir bakın, harika bir videoyla karşınızdayız. Bugün Instagram'da, internette görmüş olduğunuz dünyanın en saçma, en ilginç ürünlerini aldık. 10 tane, 15 tane ürünümüz var. Siz almayın diye biz aldık. Muhtemelen dolandırıldık. Şimdiden söylüyorum, ürünlerin... Ben niyeyse saçma sapan her ürünü seviyorum abi. Yani manasız oluşu bile hoşuma gidiyor. Hepsi birbirinden kötü çıkacak. İnternetteki, Instagram'daki, sosyal medyadaki saçma sapan en ilginç ürünleri deniyoruz. İlk ürünümüzü alalım. Ne bu? Islık çalınca kendini belli eden anahtarlık. Çok güzel. Bu mu abiciğim? Arkasında yazıyordu nasıl ya? Anahtarına tak. Bunu buna takıp onu anahtarı takıyoruz. Sonra bunu aç. Sonra ıslık çal. Bu ötüyor. Bu kaç para? 30 lira. Bence 30 lira için çok iyi. Bu gerçekten böyleyse o kadar çok anahtar kaybediyorum ki ben bile. Şimdi bunun ucuna ne yapıyoruz? Anahtar takıyoruz. Bir tane takalım abiciğim. Bunu hep açık tutmak gerekiyor tabii bulmak istiyorsanız ama bunun pili ne kadar dayanıyor? O da güzel bir soru. Şimdi çalışmadığım müddetçe çok bitmez herhalde. Şu köşede kaybetmişim ben bunu. Bir dakika, yüksek sese mi ötüyor acaba yoksa ıslık sesine mi ötüyor? O da önemli bir soru bence. Alalay, holeleyi. Yüksek ve pis sesleri ötüyor. Yani ıslık çalamıyorsanız yine şans. Bence 10 numara item oğlum. Ben çok beğendim. Şanslısınız diyerek öt. Bak. Abicim benim en büyük derdim bunu çantanın dibinde bir yerde oluyor. Hepinize oluyordur bu yani. Çantanın dibine koydum. Atıyorum çantada şu arkada bir yerde dursun. Ben de odadayım. Anahtarım kayıp. Hadi puan verin. Ben 10 veriyorum bunu. Ötüyor. Bak. Ötüyor da sustu. Ötüyor. Aha. Ötüyor. Abi bir şey diyeceğim. Dünyadaki herkes alsın bundan. Peki bir dakika. Odada değilim desek daha uzağa koyuyoruz. Kapının dışına koyuyoruz mesela şu an. Koydum çocuğum bunu buraya. Oğlum ne ona yiyelim? Böyle diye koyacağım. Ötüyor mu? Çalıyor. Aynen ben ıslık çalamıyormuşum. Ötüyor. Biraz sesini daha yüksek yapabilirlermiş böyle. Çantanın içindeyken falan çok iyi duyulmuyor ama helal olsun. Bence bu alet 30 lira değil, 300 lira olsa bile alınır. Ben 10 üzerinden 8,5 veriyorum. IMDb gibiyim. Yarım puan nereden kırdığımı bilmiyorum. Bu ne ya? Evet, 5 saniyede her şeyi yapıştırdığını iddia eden... 5 saniyede her şeyi yapışır... ...bir yapıştırıcı. Deneyelim. 5 saniye. Olayı şuymuş, bunun poposunda UV ışığı varmış. Sen yapıştırıcıyı sürdükten sonra UV ışığı aktive ederek yapıştırıcının üstünden geçiyorsun ve yapıştırıcı öyle aktive oluyormuş. Aletimiz bu. Bu nasıl çalışıyor ışığı? Hayır, az önceki anahtarlık uzakta olması değil oğlum mevzu. Mesela evde kaybettin, ıslık çala çala gezeceksin oğlum ev işte. Şu ışık mı yapıştırıyor? Yapıştırıcısı da burası herhalde. Şimdi ne yapacağım? Ben yapıştırıcıyı bunun üstüne süreceğim. Sonra şu ışığıyla kurutacağım. Sonra bu buraya yapışacak mı? 55 lira bu arada bu arkadaşın kendisi. Bu arada benim elimin her yeri yapışık yapış oldu. Şu an bütün parmaklarım birbirine yapışmış olmalıydı eğer bu çalışıyorduysa. Tamam, iyice yapışık anlıyorum hocam bunu. Bunu böyle fırça gibi bir şey olsa, ucu olsa daha güzel olur tabii hayat. Bu ışık bunu şimdi şey yapıyormuş, aktive ediyormuş. Tuttum abi birkaç saniye. Tamam. Şimdi bunu böyle tak diye yapışması lazım buraya ve burada kalması lazım. Benim inancıma göre.
Olmuyor. Bir şey diyeceğim, onu geç. Bir parmağıma bile yapışmıyor ki benim. Bak. Bence öyle uygulanmıyordur o ya. Parmağımı feda ettim şu an. Şimdi hani alete bok atmadan önce bir %100 çalışmadığından emin olalım. Bakayım, biraz daha ışık tuttum. Abi bir kere ışıkla yapışkanlığının hiçbir alakası yok. Bak ben size bunu söyleyeyim. Yok, hiçbir şey değişmiyor hayatta. Buna... ilk şey gibi hissettim. Hani spreyli donduruculu Japon uhuları var ya. Yapıştı koyarsın sonra pıst pıst yaptın mı donar. Yani teması yaptıktan sonra mı tutması lazım? İçine ışık geçmez. Bilemedim Dubai. 10 üzerinden 1 veriyorum abi. 0 veriyorum hatta yani. Hiç puan aldığı bir yer yok bunun çünkü. Ne UV ışığı çalışıyor, ne yapışkanı yapıştırıyor. Cep ısıtıcı ama soğuk cep soğutucu gibi şu an. Şimdi bunun amacı şuymuş. Üşüdüğünüz zaman böyle hani eczanelerde yakı satılır ya, böyle cebinize koyarsınız işte bir süre sonra ısıt. Bu tam taşak altı bak. Bunun şekli de öyle. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar bir boka yaramıyor bu arada. Başlar. Bu da onun el versiyonu olduğunu iddia eden, atıyorum kayağa gittiniz, soğuk bir yere gittiniz, avcunuzda böyle fış 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 yapıyorsunuz, ısınmaya başlıyor. Bunun içinde bu arada baktığın zaman dışı böyle şey, muşamba gibi bir ürün. İçinde de bir tane şöyle dandirik bir metal parça var. Cep... Daha doğrusu bunu bilmiyorum ben. Şeyler var ya, ısıtıcı pedler yapışkanlı. Fıçı 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 yapıyorsun mu, yapıştırdın mı, 2 saat falan öyle bir ısınıyor. Isıtıcı 44,5 lira. Puanı 5 üzerinden 3,5 puan almış bu arkadaş. Ne yapıyor? Metal parçayı... Ah! Ne yapıyor biliyor musun? Şu metal parçayı tık ediyor. Metal parça şişmeye ve böyle köpük ve baloncuk saçıp kabarmaya ve aleti de şişirmeye başlıyor. Alıyor abi bunu. Demek onun içinde bir kimyasal var. Ah! Görüyor musun? Görüyor musun? Doluyor içi. Bu nasıl oluyor? Bak şu an taş gibi kapkatı bir madde oldu. Ve yanıyor bu şu anda. Tutamıyorum. Aa, özür dilerim sihirli cep ısıtıcı. Vallahi günahını aldık sihirli cep ısıtıcı. Bir dakika şimdi peki bu. Tepkime birkaç girdi saat de. Beni ısıttı diyelim. Ben bunu elime koydum, cebime koydum, popoma koydum. Her yerimi ısıttım diyelim. Sonrasında bu eski haline geliyor ve ben sonra bu metali tık tık yaptığımda bu tek... Bence bu tek kullanımdır ya. ...oluyorsa ve bunun bir limiti yoksa, bir şeyi yoksa inanılmaz. Onun üzerinden 20 bile veririm ben. Bak şu an sıcacık. Bak şu an biraz daha katı, jel bir halde ve sıcacık şu an. Çok iyi. Ben buna şu anki değerlendirmemize göre 10 üzerinden 9 veriyorum abi. Yani 45 liraya bunu al, hayatım boyunca aç ama aç öyle ısıt. Mi işte? Pratik... Tek kullanımlık demedi ama. Pratik çorap giyme aparatı. 284 TL. Kendisi 375... 5 dakika sıcak suya koyuyorsun, tekrar kullanabiliyorsun. Allah Allah. Hayır, tekrar kullanmak için kaynar suda ısıtıyorsun, normal haline dönüyor ve tekrar kullanıyorsun. Oha çok iyi. Ana güzelmiş. İşten inmiş, bir 100 lira indirim yani. Çorap giymek için olan aparat. Şu nasıl bir şey ya? Şöyle geçiriyorsun babuşum bunu. Dur bir de topuk gelene kadar diyor yukarı kaydırın diyor. Oo çorap zaten babaannemin çorabı oldu bir anda yani. 45 dakika uğraştık şu an zaten yani. Çok manasız diyor, şöyle tut diyor, kaldır diyor, yere koy diyor. Bu herhangi bir şekilde fiziksel zorluk yaşayan biri için olabilir mi? Olmaz herhalde. Bununla tutarak da ayağını içine sokup giyiyorsun. Ya giydim. Ya çorap üstü çorabım var şu an. Eyvallah ama bunu yaparken 15 dakika uğraştım. Hamile hani ve yaşlılar için iş, onu düşündüm. Yakalak olsam, hasta olsa biri için birinin belki hazırlayıp vermesi olabilir lazım. Ama yararı yok bence. Bilmiyorum, ben 10 üzerinden 2 veriyorum kendilerine. Şimdi ben belim sakatlandığında ne yapıyorum biliyor musunuz? Hiç hareket edemediğim zaman çorabı giyemiyorum. Yani şu eğilip çorap giyme şansım olmuyor. O yüzden çorabı elime alıyorum. Yataktaysam, yatıyor oluyorum genelde. Böyle yatıyorum, ayağı kaldırıyorum. Serçe parmaklarımla açıyorum öyle. Ayağımı yavaşça kaldırıp içinden sokuyorum. Yani bir 20 dakika falan sürüyor onu giymem. Ama bunu yere koyamam. Bilemedim. Evet, sıradaki saçma sapan ürünümüz sahte para dedektörü. Bu UV ışık kullanarak paranın üstüne tuttuğunuzda aslında paranın sahte ya da gerçek olduğunu gösteriyor. Bütün esnaflarda zaten bu alet var. TL yazan... Oğlum bakalım... ne gülüyorsunuz lan amına koyayım? Sakat mı? Belim sakat. Ama gülüyor ya. Anı çok görmek istedim. Ne görmek istedim? Kıvranıyorum, gözümden yaş akıyor acıdan. Üstüne tutarsak parlıyormuş üst TL.
Bu kaç para? 38 lira. Tamam, taktım. Yok, video değil. Oyun... Bunu koydum. Poposuna da takıyorum. Çalışıyor ışığımızda. Çok çil oyunlarım var. Parayı tutunca hiçbir şey olmuyor zaten. Gerçek olmadığı için. Yani bak buna tutunca... Şimdi burada kılcal evet. Çiziklerimiz var. Daha önceden kalan çiziklerimizi görüyoruz. Şöyle gittiğimiz zaman direkt bandrolün şeridini görebiliyoruz flashing burada. Flashing lights mi? Ama işte sahte paralarda hiçbir şey göremiyoruz. Zaten bak sahte paraya tuttuğunda üstteki sahte, alttaki gerçek. Bak sahteye tuttuğun zaman ışık mavi. İlk geldiğim sene para değişti burada. Adam bana para veriyor. Bu ne lan diyorum, peçete gibi. He sen gittiğinde farklı bir para kullanıyorlardı. Buna tutunca mor oluyor oğlum ışık. Baksana. Bir şey ya, vardı bana gördünüz mü? Bana çok kullanışlı onu? Gelmedi. Onun yerine hani şu parayı paraya tutup tutuyor. Şöyle kaldırdığında ben zaten Atatürk transparanlığından var. Dolayı şunun içerisine gömülmüş. 200 TL yazısını görebiliyorum. Gizli atamın fotoğrafını da görebiliyorum içerisinde. Buna. Yani evet, dokudan da anlaşılıyor. 10 üzerinden 3 veriyorum. Bu ne? Hit the bump. Popoya vur. Nasıl bir strateji yapmaya çalışıyorsun burada? Aç bakayım şunu. Benim anladığım şu an bundan. Kafa çıkar böyle vurursun ya tokmakla. Onun popo verdiği onu gibi bu. Ama nerede bir strateji var? Nasıl bir Age of Empires'a dönüşecek bu oyun? Çok merak ediyorum yani. 120 TL. Ha bak arkasında gösteriyor. Start stop tuşumuz var. Göstergemiz var. Puan göstergesi. Bunlar da sanıyorum popo. Ben daha saçma bir oyun görmedim hayatımda. Ama deneyeceğim. Popolara vurdukça değişik sesler çıkıyormuş. Ya. Popolar üzerindeki baskıyı kaldırmaya çalışıyormuşuz. Ana amacımız buymuş. Ha bak en azından altına yapışkan koymuşlar. Sen bu popolara vururken çok kaymasın diye. Tokat sesi gelecek. Burada iki tane tuş var. L2, L1 demo. Hmm. Ne oluyor şimdi? Ah. Sayıyor vallahi sayıyor bak. 3, 4, 5. Hayatımda daha kötü bir oyun görmedim. Evet hızlandı şu an. Gitgide hızlanıyor. Bak yine geçtik bölüm. 40 oldu. 40 popo vurduk. Sinirlerim bozuyor ya. Niye biri sürekli avlıyor? 85 tane popoya vurdum. İnsanı da bir sarıyor biliyor musun? Bak bırakamıyorum şu an. Gerçekten bir strateji var yani işin içinde. Çok saçmaymış ya. Oh, bunu niye alsın bir insan ya? Kararsız kaldım. Ben bunu 10 üzerinden 6 veriyorum. Evet, sıradaki ürünümüze geçtik. Ben kararsız kalmam mısın? Baş parmak Orkun. Sebze kesme ve ayıklayıcı. Hem anladığım kadarıyla şu iki zımbırtı baş parmağına ve işaret parmağına taktığında mutfaktaki her şeyi yapabiliyorsun gibi anladım ben bu reklam filminden. İşaret parmağıma takayım. Şimdi bunun tırtıklı... Bir de chatten diyor ki el göz koordinasyonu için abi. Oğlum adam tema olarak göt kullanmış yani hani çığlık atan biri var orada. Böyle kondisyon böyle bir şey var mı ya? Bir yüzeyi var zaten iki tane zımbırtı çıkıyor içinden. Bu kaç paraymış? 67 lira. 90 liradan düşmüş. Çok ucuz da değilmiş yani. Üf leş gibi sarımsak koktum ya. Mesela ben bu sarımsağı bak çıkardım bir tanesini ama bunu herhangi bir işlemde çıkartırsın yani. Ben bunu nasıl soyacağım? Bak şuradan taktım. Şöyle açıldı. Yarısını ziyan ettim zaten sarımsağın. Öyle bir sıkıntısı var bunun. Yani soyuyorsun da normal bir vatandaş usulü deneyelim bunlarsız. Normal bir bıçakla yaptığımızı varsayalım. Çok daha bıçak rahat daha yapar. Kolay abi. Bitti. Benim buna puanım 1. Sıradaki ürünümüz uçan fotoğraf küpü. Oo, bu kesin böyle edilip eşyacılarda satılan dünyadan diye bir şey. Bak şimdi bir şey uçuyor diyorsa ya ip var ya da mıknatıslı bir sistem. Ama mıknatıslı sistemse çok kötü. Çünkü sen o mıknatısın ortasında bunu tutturmaya çalışana kadar bu ya yukarı yapışıyor ya aşağı yapışıyor. Ve hiçbir zaman görseldeki gibi havada uçmuyor bu. Bakalım gör kaç para hocam bu? 50 lira. Nasıl? Herhangi bir açıklama hiçbir şey yazmıyor. Sadece renk seçeneklerini gösteriyor kutuda. Peki. Ha şöyle kaydırıyoruz. Assassin's Creed bir şey değil. Uf, bundan Outworld yapılır ha. Bir deleceksin oraya bir şey paslanmaz sineklik. Cem. Ha içinden bir şey çıktı. Bu ne lan? Mıknatıs. Bu galiba o havada durdurtan şey bunu. Bak şu an mıknatıstan dolayı böyle oluyor. Ama şimdi bak ben buraya kendi fotoğraflarımı koymak istesem kendi fotoğraflarımdan bir kutu mu yapmam gerekiyor? O çok saçmaymış yani. Hani, tamam hani diyelim ki evde kendi fotoğraflarınızdan oluşan bir kutunuz var. Kutunun içindeyken bu uçuyor diyorsun. Ha bak yuvarlak işareti varmış köşede. Diyor ki şurada işaretli köşe var diyor. O köşeyi yukarı getir diyor. Geri girmiyor mu? Ha. Tamam. Diyor ki işaretli köşeyi yukarı getir. Getirdim. Oh. Hadi bakalım. Aha. Kendiliğinden... Altı yere değiyor. Altı yere değiyor.
Ben dönmez bu bir kere. Şunun malzemesi felaket ötesi. Evine de görsel olarak böyle güzel bir şey görünsün diyorsan bunu koymazsın. Bence saçmalık ötesi bir şey. 1 lira olsa vermem. Üstüne para versen alıp da içine fotoğrafımı koymam. Eve de koymam bunu. Merve de bunu eve almaz zaten. Berbat. 10 üzerinden 1 vermiyorum bile. Şurada bir tane prospektüsü var. Page up, page down, enter, on off. Başka da bir tuşu yok zaten. Aa, koptu. Metal değilmiş. Öncelikle zincirimiz plastikmiş. Onu görmüş olduk. Kağıt kopardı çünkü plastiği. Bu kaç liraydı? Ne? 180 lira. Düğümümü attım. Kolyemi taktım. Elektronik yaka kartı kolye. LED ışıklı tabela. İlginç ürünler. Sevgiliye hediye. Ürünün adı da bu. Bütün anahtar kelime ne varsa yazmış yani. Satıcı açıklamasını okuyorum. LED ışıklı dijital kayan yazı ile artık karşı tarafın dikkatini çekmek daha kolay olacaktır. Özellikle fuar alanlarında, restoran ve kafe tarzı yerlerde personelin çok rahat kullanacağı bir üründür. Basılı tutuyorum on off tuşuna. Bence açılmalı. Açıldı. A, B, C yazıyor. A, B, C dönüyor şu an. Tamam, peki ben bunu değiştirmek istiyorum. Dur, tek tek yazacağım. Hadi kolay gelsin. Ne yazıyoruz? Mervem. Aa, oldu. Yok yok, Mervem. Mervem oldu. Oldu vallahi. Bak. Yakıştı mı? Yo, rapçi mi olacağım? Karısına olan sevgisini kolyesine yazıp böyle bundan sonra böyle geziyorum. Buna da puanım 10 üzerinden 1. Saçmalık abi bu. İnternetteki ürünler böyle güzel de çıkabiliyor ama %99'u gördüğünüz gibi dandik çıkıyor, saçma çıkıyor. İlginç diye sattıkları, reklamlarda önümüze koydukları şeyin %90'ı reklamda gördüğümüz ya şey olmayabiliyor. Ya da genelde dolandırılıyoruz. O yüzden internetten alışveriş yaparken mutlaka dikkat edin. Burada gerçekten 10 numara olan ürün 1... ıslık çaldığın zaman yerini belli eden neydi o? Anahtarlık. Bir de bir şey daha vardı ya. Neydi lan o? Bunu bence kullanamadı. Çorap bilemedim. Ha, bir de ısıtıcı. El ısıtıcı çok iyiymiş. Reis, bu UV yapıştırıcının içinde fotopolikarbon denen bir madde var. Kendisini yapıştırdıktan sonra UV ışık tutulması gerek. Çünkü UV ışık ile plastiğe dönüşüyor kendisi. UV ışığı yaptıktan sonra yapıştırdığı için olmadı. Ha işte onu söylemeye çalıştım. Önce yapıştıracaktı, sonra UV tutacaktı. Ama UV sadece kenarları işleyecekti. Bilemedim ama öyle kullanılıyor.